şurada bir çizgimiz var. Bir sürtük diyelim biz buna. Sürtük deyince biraz şey oluyor. Arkadaşlar şu anda Denizli'deyiz. Çok güzel bir hava var. Yanımda da arkadaşım Samet. Kendisi YouTube'dan bizi takip ediyormuş. Biliyorsunuz biz bir Instagram kanalı açmıştık, Para Babası diye. Sadece böyle acil arabasını satması gereken arkadaşların arabalarını ölü fiyatına mezarcılara vermesinler. Yine uygun satsınlar ama mezarcılara vermesinler diye orada yayınlamalarına izin vermiştik. Samet kardeşimiz de bize ulaştı. Abi dedi arabayı acil satmam lazım. Şu arkamızda görmüş olduğunuz Jetta'yı hızlı bir şekilde satmam gerekiyor dedi. Biz de Denizli'den bir araba alacaktık zaten. Denizli'ye gelmişken Samet kardeşimin arabasını hemen hem puanlayalım dedik, hem inceleyelim, hem de ekspertizini yaptıracağız birazdan. Kırmadı bizi, ekspertizini yaptırırsan daha kolay satarsın dedik. Ekspertizini de yaptıracak. Hızlı bir şekilde puanlayacağız. Fiyat olarak 158.000 lira düşünüyoruz. 158.000 lira arkadaşlar. Şimdi fiyatını baştan söyleyelim. Of! Bakalım bu fiyatı dolduran bir araba mı? Şimdi puanlayacağız. İnternetten sıralamasını da biz konuşurken zaman zaman arka planda yaparız. Şu arabanın tekerlerini patlatsın bir. Şimdi arkadaşlar arabayı önce kriterlerimizi biliyorsunuz. Dış kozmetik, iç kozmetik, motor, şanzıman, arabanın masraflılık durumu ve arabanın geçmişi, bakım geçmişi ile ilgili puanlama yapacağız. Biz videoya başlamadan önce ben şöyle aracı kozmetik olarak biraz inceledim. Şimdi tekrar bakacağız ama eğer bu rakamı arabaya almazlarsa kardeşim ben bile alabilirim arabayı. Yani şu anda belli değil. Nakit durumu biraz şüpheli de. Şaselerine, podyelerine herhangi bir işlemimiz yok. Sağ ön kapımız boyalı, sağ marşbelimiz boyalı, sol marşbelimiz boyalı. Aracın testini ilk olarak yürüyeniyle başladık. Bu ilk yaptığımız test yanal kayma testi. Aşağıda da yazdığı gibi 1 kilometrelik düz yolda direksiyonu serbest bıraktığımızda araçta sağa ya da sola sapma var mı? Cihazımız bunu ölçümlüyor. Değerlerimiz gayet düzgün ve dengeli. Rota ayarlarımızda herhangi bir boşluk ya da bozukluk yok. Yani aracımızın ön düzeninde herhangi bir sağa sola çekme sapma görünmüyor. İkinci testimiz amortisör testi. Ön ve arka amortisörler. Bu cihazımız amortisörlerin sertlik durumlarını ve birbirleri arasındaki denge durumlarını ölçüyor. Ön amortisörlerimiz ve arka amortisörlerimizin dördünün de sertlik durumu normal ve dengeliler. Aradaki eminim farkları %3 ve %12, bunlar normal sınırlardaki eminim farkları. %50 ve üzerinde çıksaydı amortisörlerimizden bir tanesi yumuşamış, patlamış diyecektik. Amortisörlerimiz şu anda dördü de sağlam. Lifte kaldırdığımızda alttan da kontrollerini yapıyoruz amortisörlerin. Cihaza güvenmiyoruz. Gözle kontrol de yapıyoruz. Amortisörlerde herhangi bir yağ kaçağı da yok. Fren testimiz. Aracımızın ön freni, arka freni ve el freni. Üçü de gayet dengeli ve düzgün tutmuş. Aracımızın ağırlığı ortalama 1400 kilogram civarında, %64 frenleme kuvveti. Aracı durdurmaya yeterli bir kuvvet. Ama kim sürerken? Evet. Sürerken durdurmamalıdır. Trafik kurallarına tabii dikkat edeceğiz. Daha sonra aracımızın mekanik ve elektronik kontrollerine geliyoruz. Bu aracımızın OBD soketinden beynine bağlandığımızda aracın motor beyni, airbag beyni, ABS beyni, klima beyni,
Hepsinin kontrollerini yapıyoruz. Herhangi bir elektronik arıza kaydımız yok. Sıfır. Sıfır. Aracın çalışmayan herhangi bir aksamı yok. Hepsi kilometremiz, aracımızın bize geldiğinde kilometresi 56.436 kilometre. Beynine bağlandığımızda da bakınız 56.430. Yani kilometremiz beyindeki kilometreyle aracın üzerindeki kilometre uyumlu. Kilometremizde de herhangi bir sorun görünmüyor. Elektronik bir arıza kaydı olmadığını az önce raporda gösterdik. Burada tikledik. Motor beyni, airbag beyni, ABS beyni ve klima beyninde arıza kaydımız yok. Motorda vuruntu, üfleme, yağ yakma, duman atma gibi olumsuz bir durum yok. Radyatör suyumuzun içerisinde herhangi bir yağlanma söz konusu değil. Egzoz bölgemizde herhangi bir şekilde mavi duman ya da siyah duman görünmüyor. Lifte kaldırdığımızda aracı, alttan kontrollerini yaptığımızda motor üst bölgesi, karter, krank, şanzımanda herhangi bir yağ kaçağı, radyatörde herhangi bir su kaçağı yok. Akümüzün ölçümünü yaptığımızda akümüzde bir zayıflık yok. Motor üst bölgesinde ve motor alt bölgesinde herhangi bir kaçak yok. Şanzıman takozları ve motor takozlarında herhangi bir yıpranma yok. Aks körükleri, rot başları, rotillerde herhangi bir yıpranma, yırtılma görünmüyor. Eski motorun yüzdesi yoktur, performansın yüzdesi vardır. Bu aracın fabrikasyon motor gücü ruhsatında yazan beygir gücü 105 beygir. Az önce testimizde 3600 devirde 122 km hızda aracımız tam 105.8 yani 105 beygiri verdi. Şimdi bu motor %100 demek mi? Hayır. Bu araç performansının %100'ünü yani motor gücünün tamamını yola aktarabiliyor. Bu da demek ki araç fabrikadan çıktığı beygir gücünü hala muhafaza ediyor. Bakımları düzgün yapılmış. Herhangi bir şekilde güç kaybımız yok. Abi şey sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz ya mesela sağ ön kapı sökülmüş, tamir edilmiş, takılmış. Evet. Değişip değişmediğini nereden anlayacağız? Anlayacağız? Parçanın biz değişip değişmediğini şuradan anlarız. Aracın orijinal bir astar rengi vardır. Volkswagen grubunda bu yeşile kaçan bir gridir. Öncelikle biz boyanın görünmeyecek bir yerinden altından bakarız. Bu astar arabanın komple astarıyla uyumlu mu? Eğer bu astar siyah renkli ise ya da farklı bir renkse bu parça bu aracın değildir, değişmiştir deriz. İki, arabanın telesonları dediğimiz bu mastik diye de tabir ederler. Bunların fabrikasyon olup olmadığına bakarız. Şu milletin tırnağıyla bastırdığı yer mi abi? Ama tırnakla bastırmak her zaman doğru netice vermez. Çünkü bazı araçların yedek parçaları orijinal mastikli gelir. Megest diyorlar. Megestleri orijinal gelir. Dolayısıyla bunlar parmakla sizi yanıltabilir, tırnakla yanıltabilir. Biz öncelikle parçanın iç dış boyalı mı olup olmadığına bakarız. Eğer bir parçanın içi dışı boyalıysa, komple boyanmışsa ve iç astar rengi farklıysa bu kesinlikle değişiktir. O yüzden biz sökülen takılan her parçaya değişik demeyiz, bu yorumu yapmayız. Bu kapı orijinal bir kapı. Ama aracımız orijinal. Arkadaşlar sağ olsun Samet bizi kırmadı. Burada ekspertizini de yaptırdık aracın. Şöyle arkama sokmuştum ekspertiz raporunu. Elimde tutmayayım videonun. Hemen şöyle göstereyim ekspertiz raporunu. Net gözüküyor mu kamerada? Aynen. Biz Samet'in arabasını ekspertize sokmadan önce Samet daha önce zaten 1-2 defa ekspertiz yaptırmış. Onun yaptırdığı ekspertiz raporlarında aracın sadece sağ ön kapısında boya gözüküyor değil mi? Evet, marşpiyerlerle ilgili bir bilgi yoktu. Zaten önceki raporu da gösterebilirim. Ha var mıydı onda da? Yok o gözükmüyor. Ekspertizde çıkmıyor dediler burasına. İki yere götürdüm. İki yerde de marşpiyer çıkmıyor. Onu istersen gösterebilirim. O da var elimizde. Var mı? Onu var. Da gösterelim. Ekspertizden ekspertize zaman zaman sonuçlarda değişiklik yaşanabiliyor. Yani bunu daha önce de zaten söylüyorduk. Birinin önem verdiğine biri önem vermeyebiliyor. Buna benzer sıkıntılar olabiliyor. Sen yaşadın mı Mehmet böyle bir şey? Daha önce hiç yaşamadım. Sen yaşamadın. Daha önce araba aldın mı? Yani almadığım için. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şuraya gösteriversene Samet'cim onu. Şöyle şu şekilde. Sadece şunu göstermen yeterli. Tamirat boya yazmışlar değil mi? Tamirat evet, ve boya evet. Yazmışlar. Burada da göçük düzeltme. Orası boyasız göçük düzeltmeyi yapıldı. Burada göçük vardı yapıldı. Göçük vardı yapıldı. Hı-hı. Ben aldıktan sonra yaptırdım orası. Ha, şey yok değil mi? Neydi? Marşpiyerle ilgili bilgi yok burada. Hayır hiçbir şekilde. Boya yazmamışlar. Marşpiyerlerde orijinal yazmışlar. Ha marşpiyere orijinal yazmış. Bak şöyle, göster orijinal yazıyor. Ben de o yüzden şaşırdım. Onu. Evet şimdi bizim elimizdeki ekspertiz raporunda bu şekilde arkadaşlar. Biz daha önce de çok yani yaşadığımız olaylar olduğu için. Mesela arkadaşın ekspertiz raporunda bir yağ kaçağı var. Onu da göstermek istiyorum. Evet. Hah, bak. Yağ kaçağı var dedi.
gördün mü? Rüya kaçağı var yazıyor. Bu ufak bir parçadan dolayıydı, yaptırdım. Yaptırdın. Şimdi arkadaşlar, ekspertiz söyleyeceğini söyler. Fakat yine iş sizde biter. Ekspertiz yağ kaçağı var dediğinde çoğu zaman bazen önemsiz 50 liralık 100 liralık problemlerden dolayı pahalı arabaların alım satımları kalıyor. Çünkü iki taraf birbirine güvenemiyor. Ekspertize ne yapsın yani? Gariban diyor ki abi ben bilmem, ben olanı söylemekle mükellefim diyor. Burada yapılması gereken şey, mümkünse eğer o sizin çok midenizi bulandırdıysa, gidin bir tane sanayide usta bulun, bir yer bulun bağımsız. Orada bu nedir kardeşim diye sorgulatın. Yani çok başımıza geliyor. O yüzden biz ekspertizde her böyle işte ince ince detay, işte şurasında şu varmış, burasında bu varmış dediğinde biz tamam abi eyvallah deriz. Büyük problem varsa o büyük problemleri kovalarız. Küçükler önemli değildir. Hele özellikle satıcıyı böyle şeker gibi, kaymak gibi adam bulunca biz çok şey yapmayız. Arkadaşlar, ekspertiz raporu, motor sağlığı, şusu busu her şeysi yapıldı. Samet'in bildiğinden farklı olarak marş piyerlerimizde boya çıktı. Marş piyerlerinde boya olması ne demektir? Kapısı boyanırken, bir şey yaparken alt tarafını kaldırıma sürtmüş olabilir, başka bir şey olabilir. Ekseriyet itibariyle biz marş piyer boyalarını çok fazla önemsemeyiz. Çoğu arabada plastikti zaten ama bu arabada değil. Plastik olanlar da söylemiyorlar, plastik olmayanlar da söylüyorlar falan. Çok önemli değildir. Ama marş piyer boyasında şöyle bir durum var. Marş piyer boyası şu görünen. Eğer ki o marş piyer boyası alttan alınan büyük bir darbenin habercisi ise o sıkıntıdır. İşte ekspertizde alttan bakılırken ekspertizin bu işi kaliteli yapması bu yüzden önemli. Çünkü eğer alttan büyük bir darbe varsa o marş piyerdeki boya bunu yakalamanın anahtarı olabilir. Sadece bu açıdan. Ama biz ekspertizde her türlü alttan bakımını yaptırdığımız için o şeye gerek yok. Yani burada bir sıkıntı, bir risk yok. Marş piyerleri çok fazla önemsemiyoruz. Bundan dolayı da hani almak isteyen kişi Samet'e gelip de marş piyeri boyalıymış diye gagalamasına gerek yok yani. Hızlı bir şekilde şimdi başlayalım arkadaşlar, hemen gel. Biz videoya başlamadan önce arabayı zaten inceledik. İncelediğimiz şekilde bazı kozmetik kusurlar var aracımızda. Şu sol ön tarafı şurada. Kameraya ne açıda çıkar bilmiyorum da şöyle biraz Mehmetciğim yan açıdan çekmemiz lazım bu tarz şeyleri. Ancak şöyle yan açılarda falan belli olur. Şurada bir çiziğimiz var, bir sürtük diyelim biz buna. Sürtük deyince biraz şey oluyor. Buraya sürtmüşler. Ama bu çok şey değil yani, böyle kılcal değil. Yok yok, derin değil. Sadece kılcal bazı çiziklerden oluşuyor. Sonra şöyle. Evet, arka tampon falan buralar çok temiz. Herhangi bir gamze, göçük bir şey yok. Şurada bir sürtme olmuş, rütüş yapılmış. Şurada daha önce göçük düzeltme olan yer burası değil mi Samet? Burası göçük düzeltme oldu. Tamam. Aynı zamanda burası biraz ezilmiş, hafiften rütüşlenmiş. Aman aman bir sorun değil. Ben olsam elletmem, boyatmam ondan dolayı. Geldik arka kapıya. Arka kapıda da göçük düzeltme oldu. Evet. Yok, göçük düzeltme değil. İnce bir çizik vardı. Çizik. Şimdi bu çiziği çekebiliyor mu kamera Mehmet? Görebiliyor mu? Evet. Arkadaşlar burada bir çizik var. Bu çizik biraz derin bir çizik ama rütüşlenmiş üst tarafı, fakat yine de sadece bu değil. Şurada da şöyle küçük bir hat var. Ve şurada da böyle bir hafiften böyle bir şey var, böyle bir eziklik var arkadaşlar, şurada bir hat. Yani çok uzaktan baktığınızda ya da böyle dikkatli bakmadığınızda göremiyorsunuz. Ama yaklaşıp baktığınızda bunları görebiliyorsunuz. Ön kapı zaten boyalı ekspertizde. Ön çamurluğa gelelim. Ön çamurlukta da şurada bir tane küçük deformasyon var. Arabanın ön tamponunda şurada çıkıyor değil mi bu? Bunlar çok önemsiz şeyler arkadaşlar, ama buraya Denizli'ye gelip de bu arabayı almak isteyen arkadaş olursa bu detayları bilsin diye gösteriyoruz. Ön tampon muhtemelen boyanmış daha önce. Şurada da bir boya çatlağı görüyorum. Ama tampon boyaları bizim için önemli değil. Ön kaputta bir şey yok. Tavanda da herhangi bir gamze, göçük, herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi aracın içine bakalım, iç kozmetiğe bakalım. Alayım Mehmet kamerayı. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Kapı tutmaç yerlerinden, kapı kollarından başlıyoruz. Ön taraftan şöyle tüm kısımları, torpidoyu ve vites, yani en çok arabanın en çok oynadığımız yerleri. Var ya vallahi sizin galibiniz fesat yani, siz güldünüz diye güldüm.
el frenini çok fazla tutmayız ama yine direksiyonla araba 50 bin kilometrede olmasına rağmen böyle eleştirilebilecek tırnak izleri var. Muhtemelen bayan kullanmış olabilir. Bunlar yüzük izi arkadaşlar. Yani yüzükle kullanılmış. Ve en önemli yerlerden bir tanesi koltuk. Biliyorsunuz koltuğa çok koltukla ilgileniyorum çünkü aracın iç detaylarını temsil eden bir bölüm koltuk. Fren, gaz pedalı. Ekspertizin şeyi kalmış burada. Ekspertizin aksesuarı kalmış. Neyse veririz birazdan, dur. Giderken veririz. Hemen arka tarafı da inceleyelim. Şöyle. Vallahi arkadaşlar arabanın içi pırıl pırıl. Gerçekten pırıl pırıl. Arabanın içi sıfırdan fark yok desek yeridir. Arabanın tavanında sadece şurada bir leke var. Çok küçük bir leke var. Onun haricinde tavanın sıfırdan hiçbir farkı yok. Bagaja bakalım. Bu nevaleler bizim. Onları şöyle. İstetme hiç kullanılmamış galiba. Sıfır mı? İstetme sıfır arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bagaj havuzu falan var. Fakat burada çok temiz. Halı flex tarzı. Yani her şey sıfır gibi duruyor. Şöyle iç detayları da iyice gösterelim. Gerçekten arabanın iç kozmetiği. Mehmet, dış kozmetiği o çiziklerden dolayı oradan biraz puan kırıyoruz. Çünkü yani çizikler var. O sağ arka kapıdaki belli belirsizliklerden dolayı dış kozmetiğine 97. Yani iki çizikle beraber 97 verebiliriz. Yani onun haricinde gerçekten pürüzsüz bir araba. Fakat arabanın bir de hatasızlık boyasızlık durumu var arkadaşlar. Biliyorsunuz o sağ kapının boyanması, işte şuradaki düzeltme vesaire. Hani ayar mayar yapılmışsa bunlar çok önemli değil yani. O kadar da böyle saçmalamaya gerek yok. Vidası değmiş, oynanmış falan diye paniklemeye de gerek yok. Yavaş yavaş Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Artık bundan sonra boyalısın makbul olacak bir süre sonra. Bizde de aynı kategoriye gidecek bu iş yani. Öyle ya da böyle. O yüzden hani arabanın hatasızlık boyasızlık durumuna 5. 5 mi kıralım? %5. Nasıl %5? 95 puan. %5. Ha, şarjımız %5. Allah'ım yarabbim ya. Evet, kameramanla yaşanan anlamsız diyaloglar. Arkadaşlar şarj %5. O zaman batarya lazım bize. Konuya da odaklamadım. Arkadaşlar arabanın hatasızlık boyasızlık durumuna o kapıdaki boyadan dolayı ve ufak tefek vida oynamalarından dolayı %95 veriyoruz. 100 üzerinden 95. Dış kozmetik 97. İç kozmetik kesinlikle 100. Değil. Abi direksiyondaki o tırtıklar az bir şey benim şeyimi kaçırdı. 98'de iç kozmetiğine veriyoruz arkadaşlar. Tek kusur direksiyondaki yüzük izleri. Başka bir şey yok. Şimdi aracı kullanalım. Bakalım yürüyen ve süspansiyon motor aksamını inceleyelim. Ve ondan sonra Samet kardeşimden arabanın geçmişiyle bakım durumuyla ilgili tüm bilgileri alacağız. Hadi bakalım. Tamam, hadi binelim arabaya. Bir sürüş testimizi yapalım. Sametciğim arabayı alabilir miyim? Arabayı diyorum lan. Anahtarı alabilir miyim? Anahtarı alabilir miyim? Arabayı alabilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sevgili arkadaşlar, şu anda biz sanayi bölgesindeyiz. Denizli'de. Kendi arabamızı almadan önce Samet'in arabasını hemen bir puanlayıp videosunu çekelim. İnternete yükleyelim diye. Evet, şu kasisleri görüyor musunuz? Çekiyor mu Mehmet? Şöyle şu bozuk yolda bir... Arkadaşlar bir iki tane bozuk yola giriyorum özellikle. Samet sakıncası yok değil mi? Yok abi, sıkıntı yok. Duvara vursak bile. Şimdi arkadaşlar bunun en büyük avantajlarından bir tanesi Samet kanalımızı takip ediyor olduğu için yani bizi tanıyor. Sıkıntı yok diyor. Abi istediğin gibi sür diyor. Şimdi tanımayan birisi olsa ne yapayım birader falan derdi. Şöyle biraz gazlayabilirim değil mi?
Şurada bir ABS denemesi yapmak istiyorum. Kerata. Sıkı durun abi. Güzel. ABS beni rahatlatıyor ya. Böyle ABS'nin o patırtısı kütürtüsü yok mu? Ara sıra o ses çıkarttırıyorum, böyle hoşuma gidiyor. Diyeceksin ki sen psikopat mısın? Ya yok, zevkler ve renkler. Şurada. Arkadaşlar test yapıldığında araba zaten motor olarak gayet verimli çıktı. 105 beygir kendisi normalde, 1.2 araç. 105 beygirin tamamını veriyor. Arabanın gerçekten motor performansı çok iyi. Yani Volkswagen'i de bu konuda tebrik etmek istiyorum. Hani şu 1.2'de var ya, çok şaşırtıyor yani gerçekten. Şuna bakar mısın? Araba deliriyor ya. 1.2 ne yaptın kardeşim? İşte Volkswagen sadece... Devam et abi. Düz mü devam edelim? Kokoreççiye gidelim, evet. Tüh, bunu söylemeyecektik. Arkadaşlar sağ olsun Samet bize kokoreç ısmarlıyor. Şimdi bu kadar geldik. Arabanın videosunu çektik. Yani her şey bedavaya olmuyor. Yani bir gün... Soldan mı? Hani abi gel benim arabamı da çek falan diyen olursa, hani bedavaya çalışmadığımızı bilsin yani. En azından bir kokoreç mokoreç ortaya bir şey yapmak lazım. Motor, şanzıman, yürüyen, ekspertize zaten bu detaylar çıkmıştı ama bizatihi kendim kullanarak da şunu söyleyebilirim. Yani direksiyon tepkilerinden, süspansiyon, fark edebildiğim tüm detayları arkadaşlar kontrol ettim. Motor, şanzıman, yürüyen olarak ikisi de 100 yani bence. Mehmet sen bir şey hissettin mi? Yo, gayet iyi yani. Gayet arabada iyi. Herhangi bir sıkıntı ben de hissetmedim. Sen kokoreci duyduktan sonra zaten... Aynen, hiçbir sıkıntı hissetmedim. Arkadaşlar motor, şanzıman, yürüyen çok güzel. Şimdi bizim bu arabada masraf olarak bilgileri bir almamız lazım Sametciğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yağ bakımı 55.000'de yapıldı. Araba 56.000'de. Yani yağ bakımı masrafı yok. O şey ekspertizdeki abi balatalarla ilgili bir şey söyledi ama bu da kesin onu, bilgi değil yani. 10.000 kilometre sonra, o da tabii ki kullanıcıya göre değişir. Şu anda zaten acil masrafı yoksa biz onu masraf olarak değerlendirmeyeceğiz. Evet, yani masrafı yok. Tutup da yani arabanın 10.000 kilometre, 5.000 kilometre sonra yapılacak masrafını masraf olarak değerlendirmek de ayıptır yani, yazık olur. Tabii yani. Öyle bir şeye gerek yok. Arabanın bu konuda herhangi bir masrafı yok. Lastiklerinin tamamen yeni olduğunu gördüm. Lastikler yeni, dediğiniz gibi Goodyear. 2019 yazıyordu, tarihleri vardı hatta üzerinde. 2019. Lastik masrafı yok. Muayene masrafı var mı? Muayenesi 7. ayın sonuna kadar var. Yani 2021'in Temmuz'un sonuna kadar var. Oo, muayene tamam. Muayene ile ilgili bir sıkıntı yok. Arabanın şu anda görünen masrafı hiçbir yok. Hiçbir masrafı yok. Masraf cihetiyle araba 100 puan arkadaşlar. Çünkü şey yok yani, arabada bilinen bir masraf yok. Geldik arabanın geçmişine. Bu arabada tremer kaydı yok. Hasar kaydı yok kesinlikle. Hasar kaydı yok. Bu yapılan sürtme olayı da muhtemelen cepten yaptırılmış. Kişi kendisi, evet, yaptırmış. Hemen. Ondan dolayı oradan da bir şey yok. Evet. Tremer yok. Arkadaşlar tremer olmayan durum demek yani çok iyi demek değil aslında bakarsanız. Tremer olmayan her hasara bir miktar şüpheyle yaklaşmanız lazım. Çünkü tremer varsa o hasarın adı sana bellidir. Kimliği bellidir ama tremer yoksa orada bir şüphe barındırır genelde. Biz bu şüpheyi gidermek adına zaten ekspertizi de sorgulattık arabayı. Kendimiz de detaylı olarak inceledik. Airbag durumlarını, kenarları, koltuk kenarlarını falan inceledik. Hasar geçmişimiz yok. Sadece bakım geçmişi önemli, geriye kaldı abi. Arabanın bakım geçmişi Volkswagen'de mi yapılmış? Özel serviste yapıldı. Özel serviste, evet, yapılmış. Denizli'nin Volkswagen özel servisinde yapıldı. Volkswagen yetkili özel serviste değil ama. Ha, yetkili serviste değil. Evet. Ama düzenli olarak yapıldı. Düzenli olarak yapıldı. Yetkili serviste yapılmasını yeğlerdik ama özel servisi de olsa düzenli olarak yapılmış. O yüzden çok afaki bir puan kırmaya gerek yok. Aracın kilometre orijinalle ilgili sorgulamamız var. Evet var. Kilometremiz orijinal. Orijinal. Çünkü orada düşük bir kilometre. Hakikaten, evet, çok düşük bir kilometre. Almancı kullanmış. Almancı bir abiden geçti zaten. Bu araba bizde. Isparta'dan geçmiş sana, evet, değil mi? Doğrudur. Toprağımıza biniyoruz. Toprağımıza Isparta'dan geçmiş arkadaşlar. Isparta'nın adamı iyidir la. Tabii. Valla. Nereden biliyorsun diyeceksin. Kendimden biliyorum ya. Hakikaten Isparta'nın adamı iyidir abi. Doğrudur. Son bir bakım. Son bakımını ben kendim yaptım. Son bakımı diyelim o zaman arkadaşlar. Valla burada çok fazla kıracak bir şey yok. Sonuçta bakımı yapılmış. Arabanın satılışı çok şeffaf. Tüm evraklar torpidoda saklı vaziyette. Bunlar işin artıları. Yedek anahtarlarından tutun kullanım kılavuzlarına, kitapçıklarına. Mehmet şurayı bir göstersene. Bu ne lan? Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi arabamız tertemiz. Arabayı almak isteyen arkadaşlar, Samet kardeşimizin telefon numarasını videonun altına bırakmayacağım. Çünkü bunun çok sıkıntısını yaşadık. Numarayı bırakıyorsun.
araba satılıyor. Satıldıktan sonra videoyu izleyen herkes adamı arıyor. Adam numarayı değiştirmek zorunda kalıyor. O yüzden buna girmeyeceğiz arkadaşlar. Yine Para Babası Instagram hesabından yazışabiliriz arkadaşlar. Oradan yazarsanız biz de sizi arkadaşımıza yönlendiririz. O şekilde ihtiyacı olan bir arkadaş varsa bu arabayı kaçırmasın. Puanlarımız bu şekilde. Başka arabayla ilgili söyleyeceğimiz bir şey var mı Mehmet? Bence yok. Kokoreç'e gidelim. Abi adam acıkmış. Arkadaşlar değerlendirin bu arabayı, kaçırmayın. Araba fiyatlarının ne olacağını merak ediyorsanız mutlaka şuradan. Bizim kendi maceralarımızı merak ediyorsanız şuradan. Ve bir kanalı takip etmek için de şuradan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.